Aleyküm selam. Furkan hoş geldin. Hoppa hoş geldin. Aleyküm selam, hoş geldiniz.
Serhat Koçan hoş geldin. Eyvallah. Bugün tablet holder'ın üzerine devam ediyoruz.
Şimdi bir tane Weave'de işlemler yapıyoruz. Böyle basitten bir başlayalım dedik. İlk önce tablet interaction'a girdiğimiz zaman tablet holder'ın şununla interaction'a girdiğimiz zaman bir menü açacağız.
Hoppa hoş geldin. Baran hoş geldin, sağ olasın. Ya. Dayanamadık hızımıza. Yazarız, yazarız. Sakın bana bütün yaptıklarım gitti deme. Oha, hiçbir mi kalmadı? Ciddi misin? Yuh ya.
Compile etmeyi unuttum ya. 30 bin tane yazdım ya. Zaten ondan çöktü biliyor musun? Arada bir compile etmek lazım. Çünkü bir sürü metot yazdık. Hiç compile etmedik ya. Yok ya, üzülecek bir şey yok. Yani 5 dakika kaybettirmiş, sıkıntı değil. No problem. Tamam. Okay. Bu sefer tersten yazacağım. Alttan üste doğru yazıyordum. Şimdi üstten alta doğru yazacağım. Değişiklik olsun. Karakter Mustafa, aleykümselam, hoş geldin.
Thank you.
Buna niye ihtiyaç var? Şuna bir bakacağız. Şuna ihtiyaç olmaması lazım.
Ne bu, ikide bir kompay mı edeceğiz bunu ya? Cidden mi?
Thank you.
Anlatın. Bugün çok sessizsiniz chat. Gerçi ben de sessizim de biraz odaklandığım için. Çünkü buralar birazcık karışık şu an. Hata yapmamak için çok konuşmuyorum. Sessiz ama buradayız. Şu kadar şunu yapmak için uğraştık bak. Bu arada şuna ben kıl oldum. Şunu merak ediyorum. Bu bize niye lazım? Niye şeyi sıfırlıyoruz? Bu bir şey yazacaktım da yarım mı kaldı orası? Buna ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Aynen, buna ihtiyaç yok ya. Bunu niye yapmışız ki biz? Ne alaka? Ben bunları sileceğim abi. Sıfıra çekiyoruz. Ne zaman çekiyoruz? Handle interaction yaptığımız zaman.
Ne alaka? Client'tan buraya gönderdiğimiz zaman. Bu büyük ihtimal şey ya. Herhalde ben burada bir şey yapıyordum, sonra kaldırmayı unuttum. Çünkü bunun hiçbir anlamı yok. Eziliyor zaten bu kod, kamera muhabbeti. Neden eziliyor? Çünkü şey yapıyoruz. Şurada şuna gönderiyor. Yok, bu değil. Get controller mesajı şey yapıyoruz. Sonra şuna gönderiyoruz. Şurada aynen burası eziyor zaten. Kamerayla alakalı işlemleri burada yapıyor. Tamam, ona gerek yok. O eskiden kalan bir kod yani, zannedersem. Şimdi menüyü açtık, kapattık, şey ettik, eyledik. Tamam, bir menümüz var. En azından bir menümüz var. İçerini tasarlamasak bile. O köy bizim olmasa bile bir menümüz var. Açıp kapattığımız. Okey. Şimdi bu menüye sonra geleceğiz. İlk önce bir saniye. Bir düşünelim. Hemen pataküte girmeyelim. Geldik. İnteraktif olduk. Açtık. Mesajı sildik. Kapattık. Tablet holder. Şunu düzeltmemiz lazım. Class default'tan alıyor çünkü şunu, mesajı. Buraya da bunu koymamız lazım ki şey etsin. Geri döndüğünde class default'tan çekip basacak çünkü mesajı. Press F2 open tablet menü. Bastık. Close dedik. Press F2 tablet menü. Tamam. Şimdi kameraya çok takılmayın. Kameranın lokasyonunu ayarlarız. Kamera çok önemli değil. Peki burada hareket edebiliyor muyum? Edemiyorum. Atak matak hiçbir şey yapamıyorum. Bastım. Hareket edebiliyorum. Okey. Şimdi birinci case'i yazalım. Birinci case'imiz ne abi? Biz buraya ne için geleceğiz? Üzerimizdeki tableti buraya koymak için geleceğiz, değil mi? Geleceğiz, basacağız. Menüden bir şık seçeceğiz. İşte tableti koy gibi. Aldık. Geldik. Buna basacağız. Burada bir seçenek olacak. Tableti koy. Ona bastığımız anda şey yapacak. Tableti üstümüzden anekyüp edecek. Buraya koyacak. Burada sergileyecek. Soketine göre. O zaman bize hangi parametre lazım? Şey lazım. Tablet parametresi lazım. Tabletin kendi lazım. Burayla interaction olduğumuz zaman sonuçta bir tane tablet taşıdığımız için bu menüyü açtığımız zaman parametre olarak tablet göndersek o tabletle alakalı bilgileri burayı bir düşünelim. Interface'le yaparız orayı. Tablet içindeki bilgileri interface'e ulaşacağız. Tamam. Elimizde şey var zaten. Menüden bastığımız anda
butona bastığımız anda şey oluşacak. Biz o zaman tablet array'i tutuyoruz ya. Tablet array'i tutmak da çok mantıklı değil. Çünkü her bir tablet, tamam tablet array'i tutacağız ama bir saniye. Şurada bir tablet array'i tutuyoruz. Aslında burada tablet array'i değil, şeyi tutsak. Sonuçta bizim koyacağı tabletler belli. Array değil de burada bir structure tutsak. Structure'da şey bilgilerini tutsa. Tablet bilgilerini ve tabletin şeyini, soket bilgilerini. Bir dakika geliyorum. Tamam geldim. Şimdi şöyle yapalım. Zaten bizim tabletin hoş bulduk.
Bunu tablet holder'da mı tutsak? Şeyi düşünüyorum. Şimdi normalde her bir tabletin Dimension Door'la bir bağlantısı olması gerekiyor. Eğer tablet Enigma Machine'de çözülmüşse, aktif edilmişse, buraya koyduğumuz zaman Dimension Door'u da açacağız ya. Şimdi bunun bilgisini tabletin içinde veya Dimension Door'da tutmayalım. Tablet tablet olsun. Tabletin bir şeyi olmasın. Bunu tabletle Dimension Door bilmesi gerekmiyor. Aslında tablet holder bilmesi gerekiyor. Yani bizim tablet holder'ımız aslında bir manager sınıf gibi çalışacak burada. Ben burada tablet array'i tutmayacağım aslında. Tablet holder diye yeni bir şey yapacağım, structure yapacağım. Tablet holder slot. Dur. Şöyle yapsak. Bir tane tablet holder slot diye bir şey olsa, tamam mı? Bunun içinde de bilgi olarak slot ID, tabletin kendisi obje olarak, tablet pickup info hatta. Ondan sonra tabletin direkt obje olarak göndermeye gerek yok. Pickup infosunu göndersek yeter. İçinde bütün bilgiler var zaten. Diamond Door ID olsa, Door ID'yi bulduğumuz zaman zaten Dimension'la alakalı bütün işlemleri yaparız. Çünkü Dimension Door ID data şeyden geliyor. Data table'da tutuluyor. O ID'ye göre benim şeydeki şey çekebilir miyim? Dur ona bakalım. Bu ID ile door type'ını, land type'ını, ıvırını zıvırını, lokasyonunu çekebiliyorum. Fakat şeyi çekebiliyor muyum? Klasını. Klası zaten Dimension şey. Ha. Buna biz bir de bu ID'den tag versek bu iş çözülür. Tagla çekeriz o klası. Yani buradaki ID de Dimension Door'un tagı var mı? Var. Teleport gate diye bir tag atmışız buna. Niye teleport gate atmışız? Ha, buradan geliyor. Tamam. O zaman buna teleport gate demeyiz. Tag'ı çünkü nerede kullanacağız? Aynen şundan copy paste geldiği için olmuş. Mesela burada ID'sini kullanırız. Tamam, ID ile bu objeyi çekeriz. Okey. Tamam. O zaman şu iptal abi. Array tutmanın anlamı yok. Burada da array'lerde dönmeyeceğiz. Şeyde döneceğiz. Okey. Şunu uçur. Yeni bir structure yapalım. Bu structure'da tablet bu data table'da bir bilgi saklayacak mı? Saklamayacak. O zaman direkt şeyde tutabiliriz. Tablet holder'ın içerisinde bir structure S alt çizgi tablet holder plot diyeceğiz. Hipnoz kolay geldin. Şey kolay geldin. Eyvallah kolay gelsin demişin. Sen de kolay gelmişin. Hoş gelmişin. Şimdi bunun ilk önce bir slot ID'si olsun. ID'lerle çalışırız.
Kolay geldin abi. Rafnet hoş geldin. Bir de şey olacak. Tablet pickup info olacak. Tabletin pickup infolarını tutacak. Bunun içerisinde bütün şeyler var zaten. Data var. Tabletle alakalı bütün bilgi var. Da S pickup olacak. Bir de Dimension nasıl yazılıyor ya? Dimension değil mi? Dimension Door. Sen Dimension Door mu olsun, Dimension Door Info mu olsun? Şimdi ona karar verelim. Dimension Door Info'da ne tutuyoruz? Böyle bir structure'ımız varmış zaten. Bunun içinde ne tutuyoruz? Dimension Door Info. Dimension Door Info. Ha, direkt S Dimension Door tutuyormuşuz. O da şu. ID'si, name'i, door type'ı, land type'ı, destination. Bunlar bana lazım mı? Aslında lazım değil. Neden? Çünkü sadece ID'si gelse yeter bana. Bütün objeyi kestetmeye gerek yok. Çünkü ben bunu data table'dan çekip şey yapacağım. Duruma göre değerlendireceğim. ID'si ile de şeyden çekeriz direkt. Tagıyla ID'sini eşleştiririz. Aynen, buna gerek yok. Dimension door ID diyelim buna. Bu da string olacak. Başka bir şeye ihtiyacım var mı? Slot ID'si var. Gelen tabletle şey var. Lazım olursa koyarız. Şimdilik bu kadar yeterli. Okey, şuna gerek yok. Şunu kapat. Şunu da kapat. Şunu da kapat. Siz durun. O zaman bana buraya 12 tane array yapmayacağım. Her biri çünkü farklı. Event begin play'de de bunları ilk önce boş set edeceğim. Durumlarına göre şey olacak. Gelen bilgiye göre burayı dolduracağız. Array'de tutsam ne olur? Array'de tutsam bir daha hangi array'in indeksindeydi bilmem neydi. Hiç gerek yok abi. Zaten 12 tane var. Şuraya bir variable diyeceğiz. Tablet plot 1 diyelim. S tablet slot holder. Şuna da bir kategori yapayım. Tablet plot. Tamam. Bu instance editable olsun. Replicated olacak mı? Olacak. Ona bir örümcek bana bakıyor oradan. Göz göze geldik. Kardeş çalışıyorum, beni rahatsız etme. Replicated olacak mı? Olacak mı? Olacak mı? Olacak. Neyse olsun. Sonra bakacağım ona. Ben bunu compile ettik. Bize bundan kaç tane lazım? 14 şeyi var. 14 tane lazım. Peki adam bir tane tablet verdi bana. Bende tabletin neyi var? Pickup infosu var. Pickup infoyu gönderdi buraya.
Pickup infosundan hangi tablete gideceğini nasıl bulurum? Nereye koyacağımı? Aslında array olsa daha iyi mi olur? Onu düşünüyorum. Bana pickup infosunu gönderdi. Pickup infosu buna eşit mi? Hepsine tek tek bakmaktansa array'de dönmektense array'de tutsak. Buradan pickup infosu ile class ref her şeyi var. Pickup info girdiği zaman parametreye direkt şeyler de geliyor buraya. Biz buraya pickup infosunu göndermesek de, çünkü pickup infoyu gönderdiğim zaman data table'daki bütün şeyler de geliyor. Şuna pickup info değil de ID'sini göndersek, tablet ID diye. İhtiyacım olduğu zaman data table'dan o ID ile şeyi çekerim. Pickup infosunu çekerim. Şimdi kafadan çekmenin manası var mı? Yok. Tamam, ID ile çalışalım abi. Öteki türlü direkt şey gelecek. Ben ihtiyacım olduğu zaman data table'dan bunun ID ile şeyini çekerim. Datasını çekerim. Şimdi mesela yine geldi. Niye geldi? Nasıl gelirsin ya? Niye geldin? Interactable'dan direkt geliyor. Base pickup. Hero karakterden geliyor. Burada şeyi implement interface'i implement ettiğimiz için hero karakterini. Peki bunun şeyi nereden geliyor? Bu size map'i sana göstermeye devam ediyorum. Pickup.
Hero karakter buraya nasıl geliyor? Base pickup'ı oraya gönderiyoruz. Her türlü gelecek bu ya. Pickup info'dan kurtaramıyoruz kendimizi. Buraya geldiği için oradan buraya, buradan oraya, oradan buraya gidiyor. Yani teleport gate'de bile var, hepsinde var. O zaman pickup info'yu geri mi alalım? Çünkü şuradan zaten geliyor. Slot ID, tablet ID, dimension door. Hangi tablet, hangi dimension? Tamam, böyle kalsın. İhtiyaç olursa bunu pickup ID'ye çeviririz. Bize çünkü pickup ID ile alakalı gerçi ihtiyaç var ya. Neden var? Mı? İhtiyaç yok. Var mı? İhtiyaç yok, yok. Lazım olursa çekeriz. Tamam. Şimdi bizim tablet slotlarımız var. Bu her bir tablet slotun şurada refer ettiği yerler olacak. Tamam. Bazıları dolu, bazıları boş olacak. Tablet bilgisini tutmaya gerek yok. Tablet ID'ler doluysa. Is activated. O bilgi zaten şeyde tutulacak. ID. Ha. He. Bizim burada aslında tablet tutmamız lazım. Base tablet. Bye bye. Turan abi gidiyor mu? Şöyle bir dert var. Normalde biz bu ID pickup info'da şeyi tutmuyoruz. Üstümüze giydiğimiz o anki tabletin ID'si gelse ne olacak? Bize şey lazım. O pickup info'daki tabletin base pickup info'daki bilgisi lazım. Neden? Burada o tablet aktif mi değil mi? Konfigürasyonu ıvır zıvırı burada. Pickup info'da değil ki bunlar. Pickup info'dan sadece şeyini çekerim. Class'ını çekerim. İşte imajını çekerim. Şu bilgileri nereden çekeceğim? Bu bilgiler yok. O zaman plan change of plan. Plan değişti. Şurayı değiştirmemiz lazım. Şurada tablet ID değil. Tablet diyelim direkt. Burası da structure falan değil, direkt objenin kendisi lazım. BP base tablet. Tablet ismi ne onun? Pickup base tablet. Burada bunun object referansı lazım. Aynen. Şimdi ne oldu peki?
tablet. Buradan direkt get is activated mesela çekebilirim. Tamam. O slot ID'ye bu tableti koyacağız. Slot ID string mi tutalım? Data table'la işimiz yok. Integer tutalım. Dimension ID hangi dimension'a bağlı olduğunun bilgisi. Onu tablet üzerinde tutmaya gerek yok. Onu şurada tutacağız. Bu slota bu tablet gelir. Bu tabletin dimension ID'si de budur. Ya da hiç bunu yapmayız. Tablet bilgisi zaten geliyor. Onun dimension ID'sini şeyde girersek şundan da kurtulmuş oluruz. Ha. İyi geceler Turan abi. Tamam, yine bir change of plan. O zaman burada dimension şeyi tutmamıza gerek yok. O zaman slot tutmamıza da gerek yok. Bütün iş değişti. Slot niye tutayım ki? Zaten neyin ne olduğunu şeyde biliyorum. Hangi slota geleceği bilgisini nerede biliyorum? Adından biliyorum. Change of plan. Evet, planlar tekrar değişti. Yani şunun hiçbir anlamı kalmıyor ki. Evet. Bunlar ne ya? Çok önemli değil. O zaman bize şu gerekiyor. Base pickup tablet var ya. Encryption word bilmem ne is activated.
Dimension Door ID'si lazım. Tamam, bu tabletlerin zaten hangisinin ne süre soğutulduğu olduğunu biliyoruz. Okey. Şimdi o zaman tamam, parametre olarak hiçbir yere bir şey göndermeme gerek yok. Ben zaten üzerimde equip ettiğim bir şey var mı yok mu onu biliyorum. Aynen. Hiçbir parametrelerle dolandırmama gerek yok şurada. Normalde buraya tableti gönderecektim ama gerek yok. Çünkü sonuçta bir anda iki tane tablet giyemem. Bir tane tablet giyebilirim. Equip tabletime bakarım. Eğer Equip tabletim validse tamam, bir tablet koymaya gelmişim demektir. Çünkü dünyada da birden fazla tablet yok. Yani tabletler unique olduğu için mesela, çünkü boss'tan bir tane çıkacak. O tabletten bir daha çıkmayacak mı? Bir saniye, unique boss fight, boss öldüğü zaman tablet çıktı. Oynayan kardeşler tableti alamadı. Ya da aldı. Tablet unique mi olacak? Evet, unique olacak. Üç kişi oynuyoruz. Tablet bende. Adamın internete gitti. Gitsin. Kapıyı bir kere activate ettiğimiz zaman activate. Zaten o da bir kere açılacak. Tamam. Ha, o kapıyı açmak için o adama ihtiyacımız var. Ya da adam aldı tableti, kıllık yapıyor. Ne buraya koyuyor, ne activate ediyor. Kapı sürekli kapalı. Diğer oyuncular o adama bağımlı kaldı. Unique olmasına gerek yok o zaman. Herkese mi düşürsek? O itemi sadece bir kişiye değil, bütün oyunculara mı koysak? Bütün oyunculara koyarsak duplicated itemden buraya nasıl koyacağız? Fuck. Deli sorular. Dur, onu düşünürüz. Ona bir çare buluruz. Şimdi daha bir şey yapmadan 30 adım önce sonrasını düşünüyorum. Şimdi orayı düşünme. Onu düşünürüz bir şekilde. Tamam, biz menüye şimdilik o zaman bir equipment'ı deneyelim. Şimdilik bir slot'a koymaya çalışalım. Orada önümüze bir çıksın.
Yani şuraya bir menü koyalım, şey koyalım. Niye bunu kopyalayamıyorum ya? Allah Allah. Hello there. Hello there. Major hoş geldin. Aleyküm selam. İyiyiz, uğraşıyoruz. Gördüğün gibi. Sen nasılsın, iyi misin? Şimdi mantıken bu put tablet butonu şey olması lazım. Eğer ben bir tablet equip ediyorsam aktif olması lazım. Ya da direkt şeyden yaparız. Hiç burada check etmeyelim. Burası çünkü client site ya. Client site'da check etmeyelim. Bunu server'da. Biz direkt metodu gönderelim. Metot orada check etsin. Ona göre bir cevap dönsün. Yani mantıken. O zaman şuraya bir fonksiyon daha ekleyelim. Hiç parametre de göndermeye gerek yok. Bu neymiş ya? Prepare car, char. Neyse. Şöyle duplicate edeyim. Diyeyim ki bu tablet From UI. Tamam, bura böyle olsun. Tekrardan VP'ye gelelim. Çünkü burada checkleri yapmamız gerekecek. Şuraya gelelim. Buraya bayağı bir metot yazacağız biz. Event
put table from UI. Bunu burada şey yapacağız. Tabii bunu server'da çekmemiz gerekiyor. Add custom event. Server. Client'ta değil. Çünkü neden server? Equip ettiğimiz item'a bakacağız. Client'tan tetikliyoruz ama server'ı şey yapmamız lazım. Aynen. Server. Put tablet. To hold, tablet holder. Böyle bir şey yapalım. Buran on server olacak. Reliable olacak. Bazı yerlerde replik ettiğimiz yerler olacak. Şey, multicast falan yaptığımız yerler olacak. Onlar şey içerisinde. Ayrı yerler. Tamam. Server. Put table bilmem ne. Burası sadece bunu tetikleyecek. Burası da ilk önce şuna bakacak. Birinci step. A cube tablet. Öyle değil, pardon. Variable olarak bakacağız. Şurada bizim a cube ettiğimiz Cube tablet var, tamam mı? Base pickup. Bunu validate edeceğiz. İlk önce diyeceğiz ki eğer valid bir Cube tabletimiz varsa işleme devam et. Valid tablet keep process. Valid bir tabletimiz yok. You don't have any tablet to put mesela gibi. Geldik buraya. Client'ta çalıştırıyoruz değil mi? Client'tayız şu an. Pardon. Şuraya eksik yaptık. Get owner player. Put tablet from UI. Tamam. Ne yesem diye düşünme. Ne düşünelim? Nasıl yesem diye mi düşünelim? Geldik. F'e bastık. Put tablet dedik. You don't have any tablet to put. Close dedik. Geldik. Giydik. Tabletimizi taktık. Şimdi gittik. Put tablet. Valid tablet. Keep process. Tamam. Şu an bir tabletimiz var. Koyabiliriz. Okey.
Şimdi bu tablet dediğimiz anda bir kere bizim menüde bütün işlemleri bir durdurmamız lazım. Bütün butonları bir disable etmemiz lazım. O en son iş. Çünkü neden? Şey var. Daha oraya bir sürü buton gelecek büyük ihtimal. Şimdi tableti koy dediğimiz anda neler olması gerekiyor? Bir, tableti unequip edeceğiz. Üzerimizden çıkartacağız. Bütün widget'ları refresh edeceğiz. Çünkü tablet bize ekstra buff veriyor. Bu bir. Otuz dakikaya evdeyiz. Tilki ile iyi yayınlar abi. Ha. Şey, gelince bir haber verin de şey yaparız ya. Oyun moyun bir şey oynarız. Oyun oynamak isteyen varsa bir oyun oynarız ya. Başlayalım oyun haftamıza yavaş yavaş. Tamam. Tamam, gelince haber verin. Siz yayın açarsınız, size kaçarız. Bir şey oynamak istiyorsanız ben de katılırım. Biraz kafa dağıtmam lazım. Bu ara çok çok yoğunlaştım. Biraz yoğunlaşmanın tersine genleşme mi? Genleşmem lazım. Tamam. İlk önce prosese buradan devam edeceğiz. Şimdi bu zaten normal şey. Hatta şuna mesaj düşelim. Burayı şey yapacağız. Mesaj sistem. Mesaj sisteme göndereceğiz. Okey. Sen olduğunu anladım zaten. Bengi hayatta öyle cümleler kurmaz. Şimdi biz bu işlemi peki nerede yapacağız? Orada kilitlenmişiz. Biz bir kere kesinlikle şeydeyiz. Bizim bir overlap interaction'ımız var kesin. Eğer bu validse ve overlap olmuşsak aslında burada çift şey yapıyoruz. Çift dikiş atıyoruz. Overlap interaktımızın interfeyzini kullanarak tablet holder'a gideceğiz. Yani buraya o zaman bir tane metot yazacağız. Add custom event. Buna da diyeceğiz ki bu nerede dönecek? Ha, burası önemli. Şimdi burası nerede dönecek? Server'da dönecek. Çünkü herkese gözükmesini istiyoruz. Server puts tablet to holder. Şu event begin play'i bir yukarı al şimdilik. Burası run on server olacak. Reliable olacak. Bu parametre olarak bizden ne isteyecek? Hangi tableti koyacağım, değil mi? Bize bir tablet bilgisi lazım. Tablet bilgisi lazım. Hangi slota koyacağını biz onu karar vereceğiz. Peki bize ne gönderecek? Direkt tabletin kendi objesini gönderecek. Bizim giydiğimiz ne? Overlap Interact, Overlap Equipment. Ne bu? Base Pickup. Direkt Base Pickup'ı gönderebilir miyiz? Göndeririz. O zaman Base Pickup obje alacak. Çünkü o da zaten şey olduğu için buna cast etmeye de gerek yok. Onu bir deneyelim. Yani BP pickup base tablet alsın. Bakalım burada onun bilgilerine erişebiliyor muyuz? Onu deneyelim. Onu da şöyle yapacağız. Get mesela tabletin ismini get pickup info desek get pickup info şurada print screen'le
şunu break edelim. Bize giydiğimiz pickup'ın adını, ID'sini, pickup name'ini. Pickup, giydiğimiz tabletin pickup name'ini bassın. Tamam. Fakat bunu böyle yapmayacağız. Bunu şöyle yapacağız. Şurada olduğu gibi artık hiçbir yerde cast kullanmamak için interface kullanacağız. O da şöyle. Buraya add diyeceğiz. EM değil. Tablet holder. TH diyelim buna da. Belli olsun. Tablet holder. Alt çizgi. Put tablet to holder diyeceğiz. Parametre olarak bizden yine tableti alacak. Bu da base vp pickup base tablet object reference. Bir de bunun kategorisi tablet holder. Şimdi bunu yaptıktan sonra buraya geleceğiz. Şuraya diyeceğiz ki event th niye getirmedi interface'i? Şu. Bu da direkt bizim server put item bilmem ne ıvır zıvır. Burayı da bitirdikten sonra tekrar buraya geleceğiz. Overlap interact'ın th alt çizgi mesaj olanını çağıracağız. Buraya da ne gelecek? Tabletin kendisi gelecek. Şimdi. O da şu. Ne diyor? Base pickup. Get. Burası sıkıntı yaptı. Bunu şeye cast edip göndermemiz gerekecek. A cube tablet base pickup. O zaman biz base pickup göndereceğiz. Ya da şunu cast edip göndereceğiz. O zaman cast ettik mi yine cast etmiş oluyoruz. İşler değişti. İşler değişti. Burası şey olacak. BP base pickup olacak. Compile ettik. İşler değişti. Şuraya geleceğiz. Bu base pickup tablet gönderdik. Get pickup info. Aynen. Bu base pickup olduğu için içerisindeki bütün bilgi var ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela get is activated alabiliyor muyum? Alıyorum. Süper. Tamam. En parent'ı gönderdiğimiz için her şeyle çalışabiliyoruz. Hiçbir şey değişmeye gerek kalmadı. Burası da base pickup oldu. Yok. Burası pickup base oldu. Bu burada bunu translate etti buna. Tamam. Güzel. O zaman ben direkt bunu verebilirim şimdi. 10 numara. Compile ettim. Bakalım çalışıyor mu? Hiç cast etmeden sırf parent objelerle şeyler yaptık. Buralar birazcık karışık olabilir ama bunu sırf şu cast'lerden kurtarmak için böyle şeyler yapıyorum. Şimdi mesela geldik. Bakalım doğru çalışıyor mu? Şu an client'tayım. Geldim buraya.
Bu tableti giydim. Tablet taşıyorum. Şuraya geldim. Bu tablet Thunder tablet. Bakın. Thunder tableti şey yaptı. Gördü. Tamam, çalışıyor. O zaman biz şimdi burada bunu göndermeden, burası şey kısmı. Visual olarak yapacağımız kısım. Elimde tablet bilgisi var. Her şey var. Ivır var, zıvır var. Şimdi bu tabletin buraya gönderdikten sonra unequip etmem gerekir. Bir check yapacak mıyım? Herhangi bir check yapmama gerek var mı? Şöyle bir düşünelim. Bir check'e ihtiyacım var mı? Bir check'e ihtiyacım var mı? O çünkü unique olduğu için zaten bendekini koyuyorsam orada onun olma ihtimali yok. Yani o zaman bir check'e ihtiyacım yok. Çünkü kesin koyacağım burada. Hiçbir kaçarı yok. Şunu koyduğumu varsayıyorum. İkinci işlem burada unequip etmem. Onu da şöyle yapacağız. Şurada bir compile edelim şunu. Üzerimizden ilk önce bir unequip edelim. Şeyleri toparlayalım. Destroy edelim objeyi. Tablet var, et bilmem ne. Şimdi destroy unequip tablet. Nerede equip ediyorduk? İlk önce onu bir bulalım. Equip item. Bu interaction'da. Şurada. Unit to activate first. Bu ne? Geç. Interactable değil. Normal pickup. Pickup info handle. Handle tablet pickup. Şurası. Şimdi burada ne yapmışım abi ben? Soft base pickup. Pickup info'yu almışım. Ha, burada bir şeyler yazmışız. Dur. Equip ettikten sonra ring setten upper bilmem ne drop middle mouse bunlar engelli. Bunu ye. Ha, bunları yaptık. Şunu yaptık. Bunu da yaptık. Equip ettiğin tabletin elemental damage'ını atağa yedir ve atak widget'larını update et. Daha önce yaptın zaten. Benimle tartışma işine bak. Ne diyorsun lan? Bir saniye. Kendi kendime fırça kaymışım. Equip ettikten sonra ring setten upper lower hollow unequip. Sağ klik, drop drop, middle mouse button. Bunları engelle. Bunu yeni yapacaksın. Ne desen haklısın. Ha, done demişiz. Done demiş. Bunu yapmışız. Equip ettikten sonra ring halo üzerinde tabletin equip edildiğini işaret edecek. UI materyal zımbırtısını A2 adet texture'a göndererek bir şekil şemal yap. Ne? Fazla konuşma, işine bak. Benimle tartışma. Tamam abi. Bunları yaptık. Equip ettiğin tabletin elemental damage'ını atağa yedir ve atak widget'larını update et. Daha önce yaptın zaten. Equip ettikten sonra server equip item buraya göndermişiz işte. İkisi beraber çalışıyor. Spawn ettik. Asynchron load ettik. Equip gönderdik. Burada equip tablet. Şuraya gönderdik. Şurada equip tablete gönderdik. Client'ını yaptık. Set notify'ını yaptık. Buraya girdik. Notify olunca buraya gönderdik. Validation'ı yaptık. Ring tableti gönderdik. He, hatırladım. Tamam. Buralarda sadece şey yapıyoruz. Bunu atağa yedirmemişiz. Bunu bir düzeltelim. Tamam abi. Anlaşıldı. O da şurası aslında. Checklisting equip equip ring lover.
Mesela pedi gönderdik. Check body set. Şu kısım mesela. Burada body set'i check ediyoruz. Eğer body set true'ysa calculate player stat by pickup info. Ha. Is a cube. Tamam, şunu yapmamız lazım. Burada hepsini update ediyoruz. Şimdi pickup info'dan ne gelecek? Burası equip ettiğim yer, unequip ettiğim yer. Ha, tamam. Unequip ettiğim zaman da çıkartıyor. Neyi çıkartacaksın? By pickup info. Pickup info'dan çıkartıyor. Nedir? Şu bütün bilgilerini koyuyor. Elemental damage'i nerede koyuyor? Can mana ıvır zıvır koyuyor. Ha, şurada atak var diyor. Get actual attack. Atak vuruyor, armor vuruyor, elemental damage. Ona bölüyor. Tamam. Şuraya sokmamız, bu metodu çağırmamız gerekiyor. Şeyi hesaplayan kısım burası. Bütün bilgilerini equip calculate player stat by bilmem ne ıvır zıvırı. Şu yani. Pickup info'yu nereden alıyor? Body set. Body set. Is body set. Sıfıra eşit değilse. Buradan getiriyor. Setlerin completionlarına bakıyor. Anasının iki ay. Nasıl bir kodu yazmışım ben buraya ya. Bunları kontrol ediyor. Bütün body'ler set mi değil mi onlara bakıyor. En sonunda burada buldukları değere göre hangi body set'i notify edeceğini buluyor. Set notify'a gönderiyor. Lightning'i refresh ediyor. Sonra update ediyor. Visual'ları update ediyor. Okey. Şimdi biz tableti böyle yapmayalım. Hiç body set'e sokmayalım. Çünkü zaten body set. Oradan bir şey geliyor. Acute tablet ettiğimiz zaman aslında bir weapon tableti şey yapmış gibi. Activate skill, check weapon shield set. Set olursa ekstra koyacak. Koymayacaksa equip ettiği yere gidiyor. Peki equip ettiğim zaman atağı nasıl yediriyor? Burası değil. Clients. Burada değil. Buralar da değil. Nerede yapıyorum onu ben? Sıfır koyarsa tamam, temizliyor. If unequip any case set cancelled. Tamam. Eğer set oluşmamışsa ne yapıyor peki? Diyelim ki set oluşmadı. Sıfır. Sıfır koyunca ne yapıyor? Sıfır değilse ha,
Ha, false'unda şey yapıyor. Tamam. Eğer sıfırsa, yani bir set oluşmamışsa false'a giriyor. False'da elementali sıfır koyuyor. Ekstra damage koymuyor. Peki bizim tabletin bir elemental damajı var. Bir sürü ıvır zıvırı da gelebilir. Elemental damajı var mı? Armor yok ama elemental damajı var. Aynen. Şunun kol edildiği yerleri bulmamız lazım. Reference. Şimdi çok yer çıkabilir burada da. Level up'ta kol ediyoruz. Player site bilmem ne, calculate bilmem ne, pick up info'yu gönderdiğimiz yer. Set player stats from UI, yet check weapon shield set, yet ring set, body set. Limp set. XP'yi de çağırıyoruz bir de. Biz her case'de şurayı çağırıyoruz aslında. Equip ettiğimiz zaman burayı çağırıyoruz. Item'ın tipine göre equip işlemini başlatıyoruz. Eğer validse veya invalidse direkt equip ediyoruz. Değil mi? Equip ettikten sonra sete gönderiyoruz. Pickup infosu ile beraber. Check weapon sheet set. Burası peki ne yapıyor? Burası bakıyor büyük ihtimal. Dur bakalım. If unequip any case set cancelled. Unequipsa, false'sa cancel ediyor. Yani sıfır gönderiyor. Eğer unequip ettiysen ha, anladım. Bizim buna göndermemiz lazım. Bunu şeye. Equip ID. Equip info, equip ROM ID. Bir ise 2 ise. Bir weapon, iki shield. Equip from ID. Ha. Bir helmet, iki şey, 3 bot, 4 knees, shoulder, polar, pet. Tamam, ben burada her şey bir set olacak diye hesaplamışım o zaman. Normalde şeyleri zaten set yapıyoruz. Tableti giyerse de ekstradan gelecek. Yani şöyle olacak. Buradan biri, buradan ikiyi gönderiyoruz. He, anladım. Is a cube. Is a cube.
Buraya o zaman yeni bir şey yapacağız. Şu metoda göndereceğiz. 1, 2, 3. Her biri için ayrı ayrı bakmışım. Sonra şeyleri kontrol etmişim. Set mi değil mi? Dur, işler bayağı bir karıştı. Aslında karışmadı. Ne yaptığımı biliyorum da. Şöyle bir case var. Benim giydiğim her şey aslında bir setin parçası. Şimdi tablet bu setin parçası olmaktan çıktı. Kendi başına unique bir şey gibi oldu. O zaman tableti sete yedirsek mi? Tablet olmazsa set olmasa mı? Buraya bir tane daha metot ekleriz. 4 deriz. Şurada checkleri yapıyorum. Eğer validse bunları kontrol ediyorum. Bunu kontrol ediyorum. Set 1 ve 2. Hangi set? Limp set olduğuna karar veriyorum. Eğer hiçbiri değilse 0 set ediyorum. 0 set ettiğim için de ne yapıyor? Şuna gidiyor. Refreshlerini yapıyor. Set combine ID 2. Buraya gönderiyor. Şuna göre çalışmasını yapıyor. Vay 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 anam vay. Eğer ring set false'sa da 0 set ediyor ekstradan. Bunu nereden alıyor? Equip ettiğim info'dan alıyor. Eğer setse ekstradan ne koyuyor? Üçünün de elemental damage'ını ekliyor. Allah. Bu itemde elemental damage yok. Elemental damage yok. Elemental damage yok. Giydim. Atağımda bir değişiklik yok. Bir değişiklik yok. Üçünü giyince elemental damage ortaya çıkıyor. He, tamam. O zaman da ne yapıyor? Set ediyor. Set ettiği için 679,8'lik bir atak koyuyor. Neden? 110. Normal şeyini çarpıyor. Okey. Seti bozduğum anda atağı da bozuyor. Atağı sıfırlıyor. Çünkü elemental damage gitmiş oluyor. Peki elime bir şey alırsam, sword alırsam ne oluyor? Elimize bir sword aldık. Şunun setini bozduk. Hatta şunları çıkardık. Şimdi bunun atağı kaç? Normalde 110. 2 vitality, 2 endurance veriyor. Şunu giyiyorum. Şunlar da vitality ile şey bana atak ver, intelligence atak verdiği için atak geliyor oradan. Şunun vidalitesi şey vermiyor bana. Ha, bu çünkü endurance verdiği için. Peki bunu değil de şeyi giyersem, staff mesela, bu intelligence veriyor hayvan gibi. Normalde hata 200. Bunun kaç?
Atağı 200. O niye 200 lan? Ne kadar atak çok? Mage bunun atağı niye bu kadar çok? Artı 7. Ha, artı 7 olduğu için. Artı 7 bir sword bulalım. %100 ataklı bir sword lazım bize. Kaç bu? 180 artı 8 o zaman. Tamam, bu 200. Şimdi normalde bu 200 atak, bu da 200 atak. Şunu giydiğim zaman atağım 4000 oluyor. Bunu giydiğim zaman 4640 oluyor. Neden? Çünkü 32 de intelligence veriyor. Ha. 32 çarpı 2 de 64 yapar. 200'den oraya. Tamam, şimdi anladım metodu. Tamam. Bu mage olduğu için buna intelligence atak veriyor. Normal hata. Bunda intelligence gelmiyor. Değiştiğim zaman bunlar geliyor. Okey. Diyelim ki bunu verdik. Düz 4000. Bunu koyduk. 4040 oluyor. Neden? 2 intelligence geliyor. 2 intelligence da atağıma etkiliyor. Tamam. Şunu koydum. 2 intelligence daha geldi. 4080. Şunu koydum. Hem intelligence geldi hem light damage geldi. Light damage'ı koyuyor bu sefer de. Ha, set olduğu zaman elemental damage ortaya çıkıyor. Tamam, tableti düşünmemiz lazım o zaman şu an. Tableti nasıl yaparız? Tablet seti bozmayacak. Bozmadan şey gönderecek. Kendi şeyini ekleyecek. Ama eğer setse elemental damage'ı ekleyecek. Ki zaten tableti set değilse giyemeyecek. Tamam. Set olduğu için şöyle yapacağız o zaman abi. Burası set olduğu için şurada equip ettiğim yerde şurada burası server mı? Tabi burası server'dan çağrılıyor. Şunu çağıracağım burada. Equip tablet. Is a cube. Pickup infosunu da şuradan alabiliriz. Get pickup info. Bunu da buraya verdik. Tamam, bu çözer diye düşünüyorum işlerimizi. Bir bakalım. Bir check edelim. Bakalım harbiden çözecek mi? Şimdi Air tablette ne var? Çok karıştı işler vallahi. Mesela Air tablet, Thunder tablet. Thunder tabletin 100 elemental damage ekleyecek. Tamam, güzel. Deneyelim abi. Şimdi şunları aldım. Elimize bir tane de silah alalım ki ne olduğunu bilelim. Bir tane artı 8 sword alayım. Şunu bir giyelim. Şimdi bu sword'dan bize 4000 atak geldi. Doğru mu? Şimdi bunu taktım. 4040 oldu. Bunu taktım. 4080 oldu. Intelligence'dan dolayı. Bunu da taktım. 4700 bilmem ne oldu. Şu an lightning damage geldi. 110. Şimdi bir 100 damage daha gelmesi lazım. Şimdi atağımız artarsa doğrudur. Arttı. 100 damage daha geldi buradan.
Güzel. Söktüğümüz zaman bu 100 damajı sökmesi lazım. Yalnız şeyi de göstermemiz lazım. Artı olarak Thunder'ı taktığımız zaman 100 elemental damage 110 geliyor totalde. Nasıl 110 geliyor? Hepsini şurada topluyor. Evet, üçünü de topluyor. Şeyde kaç damaj var ki? Pickup. Ring. Alo. 100 elemental damage var. 110 nasıl yapıyor? 100 bunda var. Pardon, şuna bakacağız. Ha, bu 110. A2'ye 110 vermişiz. Şunlar da 110. 330 yapıyor o zaman. Peki 110 niye yazıyorum? Bunları topluyorum ben. Hata falan basıyor. Ha, set olduğum zaman oradaki şeyde hata var. Player UI'da değil. Şurada hata var. Orayı düzeltmemiz lazım. Aslında 110 değil, 310 yapıyor, değil mi? 330 yapıyor. Peki elemental damage kaç atak veriyor? Şurası. Elemental damage'ı 10'a bölüyoruz. Atakla topluyoruz. Onu neyle topluyoruz? Onda birini veriyor. 330. Dur bir saniye. Ne oluyor o zaman? 330 bölü 10, 33 damage, 33 veriyor. 33 atak veriyor. 330 bölü 10. Bunu 33'e koyuyor. Sonra onu da şeyden şuradan hesaplıyor. 10'la çarpıyor. 330 atak bir daha. Vay arkadaş. Those are static values. Now we'll take all from data table. Mage'e 10 katını veriyor. Ne yapıyorum? Şuradan çekiyorum. Çarpıyorum, topluyorum. 100'e bölüp koyuyorum. Ha, real attack. Gerçek atağını hesaplıyorum bir daha. Anladım. O zaman o hesaba göre şurada 110 yazması hata. Geldim. Mesela sword aldım. Bizim sword'umuz ne abi? 110 atak. Değil mi? Şöyle tamam, 110 atak.
Dur 110 ataklığı boş ver. 200 ataklık alalım. Düz hesap olsun. 8 sword alalım. Tamam. 200 atak. 200 atağı ne yapıyor bu kardeş? Nasıl hesaplıyor? Stat'tan geliyor. Intelligence ile çarpıyor. 200 çarpı 200 oluyor. Tamam. 200 çarpı 200. Çünkü o 10'luk katı var. O da 4000 yapıyor. Okey. Bunu aldım. Şimdi bunu giydiğim zaman ne olacak? Intelligence 2 geliyor. Intelligence 2 geldiği için 200 çarpı 2 bir 40 atak da buradan geliyor. Evet. Bunu aldım. Bir 40 atak daha gelecek. 4080. Tamam. Bunu da aldım. Şimdi bundan bir 40 atak daha gelecek. 4120. Fakat 4120. Bu ne küsurat? Niye küsuratlı bu ya? 4799.8. 4700. 4700 eksi 4799.8. .679. Bunu da 330'a böl. Ne alaka ya? .680 atak nereden geliyor? 110, 110, 110, 330, 33. Bozdum şunu. Nasıl bir hesap kitap yapmışız biz ya? Stat. Ha 206 ile çarpıyor. Tamam 206 ile çarpacak. Şöyle mi oluyor o zaman? 200 çarpı 206 yapıyor. 40 bunu da 10'a bölüyor. 4120 yapıyor. Değil mi? .680 atak normalde nereden geliyor? .330'u 10'a bölüyor. 206 ile çarpıyor. Ha, tamam. Tamam bunu 10'a bölüyor. 206 ile çarpıyor. Bunu bir daha tekrardan 10'a bölüyor. Bu da 4102. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi anlaşıldı abi. Tamam. O zaman şey yapıyoruz. 330 damage veriyoruz. 330 elemental veriyoruz. O nereden geliyor? Şurası yanlış. Şurada 110 yazmaması lazım. 310 yazması lazım. Gerçi yok. Hepsini ayrı ayrı göstermişim. Bu set olduğu için hepsinden 110 geliyor. O glove'a bak, Seal of Sun. Ne o? Tamam, atakları doğru hesaplıyor abi. Sadece 110 gösteriyor. Şimdi bir tek şöyle bir case'imiz çıktı ortaya. Şimdi buna da bir 100 daha ekleyecek. Yani ne yapacak o zaman? Mantıken şuna
şu değere, şu atağa 100 çarpı 206 ekleyecek, değil mi? Bölü 10 diyeceğiz. Hatta bir bölü 10 daha. 206 atak daha eklemesi lazım. Yani artı 4799,8. 5005.8 mi olması gerekiyor bunu alırsam? Aha. Tamam, doğru çalışıyor. Tamam, güzel. Doğru çalışıyor. Oh be. Biraz kafa karışık bir şey oldu, hesap oldu ama. Şimdi tablet, ama şimdi tabletin ekstra şeyini gösteremiyoruz. Onu nasıl yaparız? Ringin üstüne geldiğimiz zaman eğer bir tablet varsa şu 110'a artı olarak şey koysun. Bak onu yapalım şimdi. Hazır girdik. Bir daha bu kadar derin giremeyiz buna. Tabletin bilgisini mesela üstüne geldim. Eğer Ecube tablet varsa bunu nerede göstereceğiz? Bir saniye. Kafa karışıklığı. Ecube item'da. Şurada yapacağız o işlemi. Quest değil. UI inventory slotta değil, Ecube slotta, Ecube item, buranın grafında, şurada şey geldiği zaman hata gösterdiğimiz yer neresi? Hata diye pardon, elemental damage. Bunu nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Burada pickup info'ya göre çalışıyor ya. Elemental damage'ı burada gösteriyoruz. Layer UI'yi alıyoruz. Layer UI'nin Combine Element. Ha, burada şey bilgisi elimizde aslında. Elemental Damage geldiği bilgisi elimizde. Orada da şu renkleri, Slate Color'larını belirlemek için yapmışız. Gerçekten sadece renk belirlemek için bu kadar kasmış mıyım ya? Yani farklı renkte olsun diye bu kadar kastığıma inanamıyorum. Ha, gerçi isimleri de basıyoruz. Neyse, orayı kendimize not düşelim. Onu şurada not düşelim. Şimdi şurayı çözdük. Şimdi şunu bir kapat. Şunu kapat. Kapat. Bunu kapat. Bunu da kapat.
Bunu da kapat. Burada dursun. Şöyle yapalım. Şuraya yeni bir şey yazalım. Equip ettiğimizde atak elemental damage ve atak bilgileri tüm bonusları yediriyoruz. Ancak Equip item üzerine geldiğinde detayda bilgisi yok. Buna bir algoritma yaz. Kafama bozma dediğimi yap. Tamam. Şimdi bu sadece visual olarak sadece göstermediğimiz için burası sıkıntı değil. Aleykümselam. Abi var mı oyun? Ne yapalım? Şimdi geldim. Çok kısa. 4,5 yiyip geleceğim. Afiyet olsun. 4,5. 8 çeyrek. Maşallah. 16 kuatro çeyrek. Vallahi benim de karnım aç. Ne yesem bilmiyorum. Şöyle. Ya ben şu an güzel bir noktadayım. Sen yemeğini ye. Ne yapalım? Oyun oynamak isteyenler var mı? Yani sen karar ver. Ben oyun oynayalım diyorsan, enerjin de varsa sana hostlarım. Sen de devam ederiz. Ben katılırım oyuna. Ne istiyorsan olur. Bana fark etmez. Tamam, sen bir oyun yayını patlat. Ben normal kayıt alırım. Sen yemeğini ye, hazır olunca ben sana göndereyim. Ha, onu oynayabiliriz. Değişiklik olur. Neydi o? Overcook mu? Cook muydu? Cook 2 miydi? Neydi? Olabilir. Şeyler aldık. Furkan'a da almıştık. Bir ona da sor istersen Discord'dan. 4 kişi oynanıyor diye hatırlıyorum oyun. Ha, Overcook var. Ranch var. Var oğlu var. Tamam, olur. Tamam, sen yemeğini ye. Bana haber ver. Ben sana hostlayayım. Şey yaparız. Ben de hemen kısa bir hızlı bir yemek yerim. Çok hızlı bir şekilde. Hatta şey mi yapsak ya? Kapatayım ben yayını olmazsa. Ben de yemek yiyeyim. Sonra buluşalım tekrar sende. Ne diyorsun? Tamam, o zaman bir 5 dakika sonra ben bir kapatayım, yemek yiyeyim, Discord'a geleyim. Sıfırdan gireriz. Olur mu? Aha, takipçimiz 1500 olmuş. Vay. Tamam. Şimdi şurayı hemen halledeyim. Bir 5-10 dakika. 5 dakika hatta. Temiz göndereyim kodu. Şimdi şurayı put dedik. Unequip edeceğiz. Aslında yapacağımız basit ya. Şey yapacağız. Şuraya bir comment düşelim hatta. Dur, burada tableti unequip et. Tamam, burada kaldık. Yerimiz belli. Güzel bir noktada kaldık bence. Hem bir tane de şeyimizi fixledik. Burada artık tableti unequip edeceğiz. Atağını düşüreceğiz.
Visual olarak üstümüzden temizleyeceğiz. Ve sonra da şey yapacağız. Tableti oraya koyma muhabbeti var. Okey. Ben birilerine göndereyim o zaman şimdilik. Arkadaşlar. Biz Sushi, let's get you inside. Hadi seni içeri oyun alalım. oynayacağız. Bir yarım saate kadar. O yayın şeyde olacak. Tilki'nin kanalında olacak. Şuradan takip edebilirsiniz. Bir yarım saate falan burada bir yayın açacağız. Beraber oyun oynayacağız işte. Karışık kafamıza göre. Burayı takip edip buradan bir yarım saat sonraki yayınımızı oradan devam edeceğiz. İzleyebilirsiniz. Hafta sonları Unreal yayını yapmıyorum. Oyun yayını yapıyoruz. Tilki de bazen ben de falan. Okey. Ben bir yemek yiyeyim. Birilerine de gönderelim. Kime gönderelim? Stardew Valley oynuyormuş Funda. Ha, çok tatlı bir oyundur. Ben ablamıza da şey olur. Buraya gidelim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun izlediğiniz için. Bugün birazcık fokustum. Çok muhabbet edemedim chatle. Kusura bakmayın. Pazartesi yoğun bir şekilde devam. Görüşürüz. İyi sabahlar. Yarım saat sonra Tilki'nin orada oyun oynuyoruz. Oraya bekleriz.